Habib Polat YouTube kanalından herkese merhaba. Koronavirüs salgını ile ilgili cevabı bulunamamış 9 sorudan bahsedeceğiz. Bilindiği gibi 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs rahatsızlığı ortaya çıktı ve tüm dünya yetkisi altına almıştı. Türkiye'de de can kaybına neden olan virüs hakkında akıllarda birçok cevapsız soru bulunuyor. İşte COVID-19 ile ilgili cevapları bulunamayan 9 soru. Virüse kaç kişi yakalandı? Bir salgın anındaki en basit soru olarak karşımıza çıkan bu sorunun cevabı maalesef henüz bilinmiyor. Devletler yaptıkları test sonuçlarında rakamlar açıklasa da gerçek sayıların çok daha fazla olduğu tahmin edilmekte. Virüsü taşıyıp da hiç hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin sayısının bilinmemesi gerçek sayının ortaya çıkmasını da zorlaştırıyor. Gerçek ölüm oranı ne kadar? Virüsü taşıyan gerçek sayıların bilinmemesiyle birlikte ölüm oranını tahmin etmek son derece zor bir durum. Şu anda hastalığın öldürme oranı %1 olarak hesaplansa da bu oran gerçek değil. Çünkü virüsü kapan ve hastalık belirtisi yaşamayan kişileri bu hesaba katarsak ölüm oranı daha da aşağıya çekilebilir. Hastalığın belirtisi nelerdir? Uzmanlar hastalığın iki ana belirtisi yüksek ateş ve kuru öksürük olarak ifade etmekte. Hastalık şüphesi olan kişide bu iki belirtiler takip ediliyor. Bunun yanında bazı hastalarda ishal, baş ve boğaz ağrısı, koku, tat hislerinin kaybolması gibi belirtiler de baş gösteriyor. Bu konuda en önemli soru olarak karşımıza çıkan şey ise hapşırık ve burun akıntısı gibi grip benzeri belirtilerin koronavirüsü içinde geçerli olup olmadığı. Çünkü COVID-19 hastası bazı kişiler bu belirtiler ile doktora başvuruyor. Koronavirüsü salgınında çocukların etkisi nedir? Koronavirüsünü en hafif atlatan kişilerin başında çocuklar geliyor. Büyük bir bölümü hastalığı diğer yaş gruplarında oranla çok hafif geçiriyor. Bu nedenle en düşük ölüm oranı çocuklarda bulunuyor. Tüm bunların yanında çocuklar süper yayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü çocuklar belirtileri hissetmezken park, okul ve benzeri gibi sosyal alanlarda birçok kişiyle etkileşimde bulunuyor. Bu nedenle virüsün yayılmasında son derece etkili olabiliyor ancak çocukların koronavirüsün yayılmasında nasıl bir rol oynadığı hala açıklanamamakta. Virüs nasıl yayıldı? Kaynağı nedir? Koronavirüsü Aralık 2019'da ilk olarak Çin'de görülmüştü. Wuhan kentinden yayılmaya başlayan virüsün hayvan pazarından insanlara geçtiği tespit edildi. Virüsün yarasalarda olduğu ifade ediliyor ancak insanlara direkt olarak yarasadan değil, bir ya da daha fazla hayvan türüne geçtikten sonra insana bulaştığı ifade ediliyor. Bu yayılım zincirindeki hayvanların henüz hepsi tamamlanamamış olsa da şu anda kabul edilen görüş bu şekilde. Havaların ısınmasıyla virüs etkisini kaybedecek mi? Bu soru son zamanlarda en çok sorulan soru olarak karşımıza çıkıyor. Grip ve nezle gibi hastalıkların yaz aylarında neredeyse görünmemesi koronavirüsü için bu soruyu akıllara getiriyor. Ancak havaların ısınması salgının yayılmasını engelleyecek mi, bu hala bilinmemekte. Yapılan araştırmalar bu konunun netleşmediğini ifade etse de az bir oranda da olsa salgının yavaşlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın seyri neden kişiden kişiye değişiyor? Bilindiği gibi COVID-19 bazı kişilerde ölümle sonuçlanırken bazı kişilerde de hiç belirti göstermiyor. Konuyla ilgili araştırmalar devam etse de bunun nedeni henüz bilinmiyor. Bilim insanları şu anda bu durumu bağışıklık sistemi ve genetik formlar olarak açıklasa da konuyla ilgili detaylı araştırmalar hala devam etmekte. Virüsü kapan kişilerin ikinci kez bu virüsü kapma ihtimali nedir? Grip gibi rahatsızlıklarda vücut virüsü bir kez aldığında ve iyileştiğinde bağışıklık kazanır ve yaklaşık bir sene boyunca bir daha grip olmaz. COVID-19'da ise bu konu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Virüsün ortaya çıkışının ardından az bir zaman geçtiği için henüz bağışıklığın ne derece dayanıklı olduğu bilinmemekte. Virüs mutasyona uğrar mı? Tüm virüsler değişime uğrar ancak genetik kodlarında çok önemli farklar ortaya çıkartmaz. Ancak virüsler ile ilgili genel kanı kesin olmamakla birlikte uzun vadede virüslerin daha az ölümcül hale geldiğidir.
Koronavirüste de en tehlikeli olan şey virüsün mutasyona uğrayıp vücudun onu tanıyamaz hale gelmesi ve tekrar büyük bir salgına dönüşmesidir. Tabii ki bilim insanları konuyla ilgili araştırmalara devam etmekte. Bu ve bunun gibi videoları hazırlayıp sizlere aktarabilmemiz için Habib Polat YouTube kanalında sayfamıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, videolarımıza yorum yapabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.